Bu coşkulu ve kararlı duruşunu özellikle selamlamak istiyorum. Tarihsel bir süreçten geçiyoruz. Tarihi fırsatlarla karşı karşıyayız. Bu tarihi süreçte, bu tarihi fırsatı değerlendirmek için Van halkının tamamının iradesine sahip çıkmasını, partisine sahip çıkmasını ve yapılacak olan seçimlerde 14 Mayıs seçimlerinde 8-0 bir sürprizle bu halka müjde vermesini istiyoruz. Çünkü bu bir fırsattır sevgili arkadaşlarım. Bu tarihi fırsatı eğer kaçırırsak, bu tarihi fırsatı değerlendiremezsek, bir 5 yıl daha AKP'nin zulmüyle, faşizmle, hukuksuz uygulamalarıyla bir kez daha karşı karşıya kalacağımızı hiç kimse unutmasın. O yüzden 14 Mayıs tarihi bizler açısından çok önemlidir. Van açısından çok önemlidir. Kürtler açısından önemlidir. Kadınlar açısından önemlidir. Gençler açısından önemlidir. Sevgili kadınlar, sevgili gençler, çalınan umutlarımızı, çalınan yarınlarımızı geri almak için AKP'ye öyle bir ders vermeliyiz ki bu ilde, bu kentte bir tabela partisi haline gelsin. Çünkü 21 yıldır bu ülkeyi hukuksuzluklarla yönettiler. Ayrımcılık yaptılar. Kürt düşmanlığı yaptılar. Demokrasiyi, barışı, hakkı, hukuku tanımadılar. Bizlerin her türlü demokratik siyaseti karşısında engellemelerle ve kısıtlamalarla bizleri siyasetin dışına atmaya çalıştılar. Ancak artık korkunun ecele faydası yok. Onları göndereceğiz ve biz kazanacağız. Şimdi bugün Diyarbakır merkezli birçok ilimizde yapılan gözaltılar AKP'nin kaybettiğinin bir göstergesidir. Seçim döneminde, seçime yakın bir süreçte, seçimlerde görev yapacak olan avukatları, seçim sürecinde sahneye çıkacak olan sanatçıları, seçim sürecinde çalışma yapacak olan arkadaşlarımızı gözaltına almak acizliktir, korkunun göstergesidir. Ama şunu bilsinler, kaybediyorlar, kaybedecekler. Kaybettikçe saldırıyorlar, saldırdıkça daha çok kaybedecekler. Bu yapılan gözaltıları asla kabul etmiyoruz. Gözaltına alınan arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Bu bir kumpastır. Seçimlere yönelik bir kumpastır. Evet, geçmişte de kumpaslar yaptılar. HDP'ye kapatma davası açtılar. Kobani kumpas davası açtılar. Ama ne oldu? Bütün oyunlarını boşa çıkardık. Şimdi zannediyorlar ki bu çalışma yapacak olan arkadaşlarımızı gözaltına alırsak Yeşil ve Sol Parti kazanamaz zannediyorlar. Yanılıyorlar. Bir gider, bin geliriz. Bin gider, milyonlar olarak geliriz. Ben Van halkına bir kez daha buradan aday olan arkadaşlarımızı
8 milletvekiline, milletvekili adayını 14 Mayıs tarihinde parlamentoya göndermek için şu an listelerinden girdiğimiz Yeşil Sol Parti'yi başta Van'da ve Türkiye'nin her yerinde özellikle yeşil rengine boyamak ve Yeşil Sol'un bayraklarını her yerde dalgalandırmak parlamentoya 100 vekille girmeyi hedeflemektir. Van halkımızı bu konuda güveniyorum. Bütün milletvekili arkadaşlarımı, aday arkadaşlarımı Van halkına emanet ediyorum. Ve seçim gününe kadar gece gündüz çalışarak bizden olmayan kesimleri ikna ederek birlik ve beraberimizi sağlayarak bu faşizmi sona erdirmek için, bu hukuksuzlukları bitirmek için büyük bir oranla ve Van'da Yeşil Sol Parti'yi birinci parti yaparak bu çalışmaları sürdürmek zorundayız. Evet, tarihsel sorumluluk budur ve biz bu sorumluluğu üstlenmek zorundayız. Believe.